Herkese merhabalar. Yeni dönemde LGS hazırlık süreci nasıl olacak? Hazır mısın evladım? Hazırım hocam. Şimdi arkadaşlar hepinizin merak ettiği bir şey var. Acaba bu okullar 21 Eylül'de açılıyor, 31 Ağustos 21 Eylül arasında bir süreç var. Telafi eğitimleri, uzaktan eğitim. Herkes merak ediyor. Senin de böyle bir sorun var mı Tonguç evladım? Hocam LGS geliyor, biz ne yapacağız? Harikasın. LGS geliyor, biz ne yapacak diyorsunuz. Esasında birçok arkadaşımız da buna benzer sorular atmış. Fatma Nur 321 beğeni almış. Bir arkadaşımız Necm Suresi 41. ayeti yazmış. Bu da yine çok fazla beğeni almış. Nehir Su Yiğit. Birçok arkadaşımız yorum var. Bunların hepsini şimdi cevaplamaya çalışacağız. Ama şimdi şu çok önemli. Birincisi arkadaşlar, sizler kendi gayretinizle LGS'de başarılı olacaksınız. Tabii ki okuldaki hocalarımızın bize göstereceği dersler, tabii ki bizim size videolarda anlatacağımız dersler, tabii ki kitaplar, soru bankaları, bunlar sizin için en büyük faydalı araçlar olacak. Ama amacınızı siz belirleyip siz kazanacaksınız. Dolayısıyla asla endişelenmenize gerek yok. Senin hedefin belli mi Tonguç evladım benim? Kabataş Erkek Lisesi hocam. Harika bak. Tonguç hedefini belirlemiş. Kabataş Erkek Lisesi'ni istiyor. İnşallah kazanır. Ama biz bu hedefe ulaşmak için öncelikle yapmamız gerekenleri belirleyeceğiz. Şimdi mesela Fatma Nur'un sorusu var. Neymiş? Onun sorusuyla başlayalım. 320 beğeni almış. Hocam, test çözerken yanlış yaptığım sorular oluyor. Olabilir. Canım ders çalışmak istemiyor, moralim bozuluyor, yapamayacağımı düşünüyorum, ders çalışmayı sürekli erteliyorum. Bu sorunla nasıl baş edebilirim demiş. Şimdi arkadaşlar, bunu önceki videolarımızda da cevaplamıştık, bir kez daha söylüyoruz. Ne kadar çok yanlış yaparsanız gerçek sınavda o kadar az yanlış yaparsınız. Yani sınavdan önce ne kadar çok yanlış yapıp tecrübe edinir ve yanlışlarınızın çözümünü öğrenirseniz, aa bu soru böyle yapılırmış, bu soruda bu hata yapmamalıymışım derseniz, gerçek sınava geldiğinizde o soruyu yanlış yapmazsanız zor yaparsınız. Ama sınava kadar az soru çözerseniz az yanlış yaparsınız. Az yanlış yapınca da tabii ki karşılığında sınavda yaparsınız o hatayı. Dolayısıyla ben çok fazla yanlış yapan öğrencileri şöyle görüyorum. Çok gayret gösteren öğrenciler. Çünkü bir öğrenci hiç yanlış yapmıyorum diyorsa iki seçenek vardır. Ya çok süper zeka dehadır ya da ders çalışmıyordur. O zaman süper zeka daha öğrencileri alalım. Onları şöyle çocukları pisten alalım, tamam. O zaman soru çözüp yanlış yapan öğrenciler esasında geleceğin başarılı öğrencileri. Geleceğin başarılı insanları. Bakın, dünyada başarılı olmuş birçok bilim insanı, birçok iş insanı. Bunların hepsinin hayat hikayelerini okuyun. Hep başarısızlıklar da olur. Hep sıkıntılar, hep olmadı, hep yine okuldan atılmalar, başarısızlıklar, yanlışlar, sınavda sonucu olmaklar, şirketten iflas, hep böyle olumsuzluklar da olur. Ama vazgeçmemişlerdir. Onlar çalışmaya, onlar yanlışların üstüne gitmeye devam etmişlerdir. Niye? Bakın, diyelim ki bu taraftan bu tarafa doğru yarışıyorsunuz. Böyle yarışıyorsun, yarışıyorsun, yarışıyorsun. Yolda devrildin. Devrildiğinde bile yine ileri doğru gitmiş oluyorsun. Yani yaptığınız yanlış bile size bir şey kazandırıyor. Niye? Aa yanlış yaptım hocam ama çok kötü geçti. Hayır. O yanlış bile size bir şey kazandırıyor. Dolayısıyla asla ve asla yanlışlarımızdan vazgeçmiyoruz. Yanlışlarımızı değerli görüyoruz. Onları kesip biriktirip saklıyoruz. Diyoruz ki bu yanlışlar ileride benim için, benim istediğim liseye girmemde, işte Tonguç için Kabataş Lisesi olur, sizler için Fen Lisesi olur, Anadolu Lisesi olur, Sosyal Bilimler Lisesi olur, hiç fark etmez. Güzel bir şey oluyor. O zaman ne yapacağız Tonguç herhalde benim? Yanlış yapacağız hocam. Harikasın. Yanlış yapacağız. Yani yanlış yapmayacağız tabii ki. Doğru yapmaya çalışacağız ama yaptığımız zaman yanlış endişelenmeyip hemen soruların çözümlerini öğrenip üzerine gideceğiz. LGS 2021 301 beni almış. Demiş ki Necm Suresi 41. ayet. Burada tabii ki ayeti aynen almış. İnsana çalışmasının karşılığı tas tamam verilecektir demiş. Gerçekten çok doğru bir söz bu. Ayet zaten Allah'ın söylediği bir söz. İnsan çalışırsa karşılığını alıyor arkadaşlar. Lisede geri sınavında alıyor, 9. sınıfta alıyor, üniversite sınavında alıyor. Mutlaka alıyor. Dolayısıyla çalışmak çok güzel bir şey. Çalışmak insanın yaratılışında olan bir şey, bizi diğer varlıklardan, diğer canlılardan ayıran bir şey. Dolayısıyla ders çalışmak, inek olmak, başarı olmak, yanlış yapmak, test çözmek, soru çözmek, kitap okumak, bunlar mükemmel şeyler. Bunlar size hayata dair çok güzel şeyler kazandıracak olan şeyler. Dolayısıyla bunlardan vazgeçmiyoruz. Zaten Allah da bize ilk emiri olarak ayette ne demişti Tonguç evladım? Oku demiştir hocam. Oku, tebrik ediyorum. İlk emir bile oku. O yüzden biz kainatı okuyacağız, derslerimizde çalışacağız, başarılı olacağız. Başka bir soruya bakalım. 187 beni almış. Merhaba Tonguç, bir sorum var. Önceki videonuzda kendinize hedef koyun demiştiniz. Evet, ben hedefimi çoktan koydum. Süper. Ve hiçbir zaman çalışmayı erteleyen bir insan olmadım. Mükemmel. Aynı zamanda hedefimi düşününce masaya oturup ders çalışmayı seviyorum. Mükemmel ve hırslanıyorum. Harika. Ama sorun şu ki, hayda. Ne zaman istekli bir şekilde masaya otursam, SSA'dan sonra virgül gelmez bu arada, daha test kitabımı açmadan isteğim geri gidiyor. Eyvah. Kendimi zorlayıp çözmeye başlayınca da, burada da gerek yok virgüle, hep kafam başka yerlere odaklanıyor. Ne yapmalıyım bu konuda demiş. Ha, burada Nehir Su'nun mantıklı olarak yaşadığı sıkıntı şu. Hocam diyor, benim hedefim belli. Masamın karşısına hedefimi koydum. Kitabımı da alıyorum, önüme koyuyorum ve ders çalışmaya başlıyorum diyor. Mesela diyelim ki şuradan bir kitap alalım. Biraz reklam gibi olacak ama yapacak bir şey yok. Aldım ben kitabı, koydum buraya. Ders çalışmak istedim. Kitabı açtım, paragraf sorusu çözeceğim diyor. Tamam, diyelim ki deneme 16'yı çözeceğim. Birinci soruyu çözdüm. Ardından işte burayı çözeceğim. Sonra bunları çözeceğim. Bu yeni soruları çözeceğim. Deneme 16'yı bitireceğim. Toplam 10 soruluk bu denemeyi çözeceğim. Ardından 17'yi demeyeceğim diyor. Fakat daha bu soruya gelince canım sıkılıyor.
moralim bozuluyor, vazgeçiyorum, olmuyor diyor ve kitabı kapatıp kalkasım geliyor diyor. Şimdi bu sorun esasında normal bir şey. Şu anda birçoğumuz zaten bu pandemi süreci sonrasında işte yok sokağa çıkma yasağı yaşadık, okulların ertelenmesi oldu, havalar sıcak. Birçok ders çalışmaktan bizi alıkoyan bahane var. Ama bizim hayalimiz, bizim hedefimiz onlardan daha büyükse, bizler bu ülke için faydalı olmak istiyorsak, bizler ailemizi sevindirmek istiyorsak, bizler kardeşimiz varsa ona güzel örnek olmak istiyorsak, bizler kendimizi iyi bir lisede hayal ediyorsak, gerekirse o masadan kalkmayacağız. Nasıl kalkmayacağız biliyor musunuz? Aldınız, hedefiniz belli. Ben bugün paragrafta son nokta kitabından, işte herhangi başka kitap da olabilir, bunu reklam olarak algılamayın. Bu kitaptan veya başka bir kitaptan işte 1'den 20'ye kadar çözeceğim dediniz. Başlamıyor musunuz? Kalkmayacaksınız masadan. Oturacaksınız. Beklemek de bir görevdir. Hani sınırda askerler görevli bir şey nöbetçi olarak bekliyorlar ya. Onlar ne yapıyor? Ellerine silahlar tık 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 ateş etmiyorlar. Öyle bekliyorlar. Sen de bekleyeceksin Tomuş herhalde. Sen de derste böyle birkaç tane yanlış yapınca hemen masadan kalkıyor musun? Kalkıyorum Tomuş? Direkt hocam. Kalkıyorsun. Ben de kalkıyordum. Ben de öğrenciyken kalkıyordum. Bana bir gün hocam dedi ki kalkma otur. Zaten sıkılsan bile, testi çözmesen bile orada bekle. Hani sınav bitince bazen hocalar dışarı çıkarmaz ya. Herkes otursun ve yerinde beklesin. Siz de bekleyin. Yani o ders başında oturmaya, masa başında oturmaya, gerekirse soru çözmeden böyle boş boş beklemeye kendinizi alıştırın arkadaşlar. Zaten bekle 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 bir yerden sonra dersiniz ki ben mesela saat 14 ile 14.50 arasında ders çalışacağım dediniz. 14.10'da canınız sıkıldı kalkmak istediniz. Kalkmak istediğiniz zaman kalkarsanız kaybedersiniz. 14.50'ye kadar gerekirse boş boş oturun ki oturamazsınız. Bir yerden sonra açıp test çözmek istersiniz, insan sıkılır. Ama boş boş otururken yanında cep telefonun varsa, kenardan televizyonun sesi geliyorsa, alttan komşunun çocukları Somet hadi gel abi maç yapıyoruz gibi sesler geliyorsa zaten hemen kalkar gidersin. Sen o steril ortamı, sınav ortamını, sınav simülasyonunu hazırladıysan kalkamazsın zaten. Çünkü sınavda kalkabilir misin? Sınavda cep telefonuna bakabilir misin? Sınavda Samet geldi dediği zaman aşağı inebilir misin? İnemezsin. Oturup beklersin. İşte testi çözemeseniz bile, kitabı önünüze açtıktan sonra isteğiniz geri gitse bile kalkmayacaksınız arkadaşlar. Benim görevim 14-14.50 arasında oturmak diyeceksiniz. Zaten canınız sıkılır, kitabı okumaya başlarsınız. Şirin Uzun demiş ki okullarla ilgili yeni haberler çıktı hocam. Biz şimdi nasıl hazırlanacağız? Sınava demiş. Bu da çok normal bir soru. Arkadaşlar bunu en başta cevaplamıştık, bir kez daha söylüyoruz. Sınav sürecinde kazanacak olan sizlersiniz. Tonguç Akademi olarak bizler, EBA, hocalarınız, uzaktan eğitimde size destek olacak olan kişiler, yayınlar, bizim test kitaplarımız, bunların hepsi birer araç. Öğretmenler kapıyı açacak, içeriye kendiniz gireceksiniz. Dolayısıyla mutlaka planınızı yapmanız lazım. Yıllık, aylık ve günlük planlarınız belli olduktan sonra ona düzgün bir şekilde çalışacaksınız. Okullar açıldıysa okula gidip çalışacaksınız. Uzaktan eğitim varsa EBA'dan çalışacaksınız, bizden çalışacaksınız. Kendiniz gayret göstereceksiniz ve unutmayın, sınava girdiğinizde yanınıza ben olmayacağım. Yanınıza EBA'daki hocalar olmayacak. Yanınızda okuldaki hocanız olmayacak. Sınavda tek başınız olacaksınız. Masaya oturacaksınız. Adam size aynen bunun gibi bir kitabı verecek, bir denemeyi verecek. Açacak, çözeceksin. O sırada demeyeceksin yani telefonuma bakabilir miyim? Telefon hakkımı kullanmak istiyorum. Seyirci jokerimi kullanmak. Öyle bir şey yok. Kendin çözeceksin soruyu. O zaman sen sınavda seyirci jokeri kullanabileceğini düşünüyor musun? Evet hocam. Seyirciye soracağım. Öyle bir şey yok. Seyirci jokeri yok. Telefon. Telefon hakkında yok Tonguç'um. Yani peki WhatsApp'tan hocam mesaj atamazsın. Öyle bir şey yok. Dolayısıyla sınav anınıza kendinizi prova edeceksiniz. Yani kardeşim benim çalışacağım dersler belli. Benim çözeceğim sorular belli. Benim yapacağım her şey belli. Ben kendim çalışacağım diyeceksiniz. Ama bu uzaktan eğitimle desteklenir. Tonguç Akademi'yle desteklenir. Okulla desteklenir. Zaten 8-12'leri sınav konularına sorumlu yapmak için muhtemelen okullara ilk çağrılacak olanlar sizler olacaksınız. Dolayısıyla hiç endişelenmenize gerek yok arkadaşlar. Her şey sizin sağlığınız için. Her şey sizin geleceğiniz için. İnşallah çok güzel gelecekler sizleri bekliyor. Hadi bakalım ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Bunu asla unutmayın. Kılıç kesmez el keser. Kalem yazmaz, el yazar. Dolayısıyla sizler kazanacaksınız ve sınavın sonunda başarılı olup o güzel liselere girdikten sonra en büyük mutluluğu da sizler yaşayacaksınız. Tabii sizin mutlu olduğunuzu gören bizler ve ailelerinize çok seveceğiz. Hadi bakalım. Güzel haberlerinizi bekliyoruz. Sorularınızı bekliyoruz. Görüşürüz hocam.